Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Son dakika güncellemesiyle karşınızdayım. Evet yanlış duymadınız. Son dakika güncellemesi. Normalde notlarımızın arasında kesinlikle bu güncelleme yoktu. Az önce paylaştılar. Hemen yarın da e, güncellemeyi getirecekler dostlar. Hatta getirecekleri saati de söyleyeyim. Helsinki saatiyle 9.20'de büyük ihtimalle yayında olacak bu güncelleme dostlar. Şimdi Hadi bakalım günceleme güncelemelerimizi aktarayım. A'dan Z'ye her şeyi aktaracağım. Biraz spontane girdim videoya. Olur da dilim milim sürçerse kusuruma bakmayın. Şimdi ilk etapta yan köyde büyük bir değişiklik var. Yani Supercell yan köyde ne yapmaya çalışıyor inanın bilmiyorum. Bu kaçıncı güncelleme kaçıncı denge değişikliği artık saymayı bıraktım. Şimdi Night Witch yani gece cadısı. Aga bak az, bundan önceki güncellemede de buff yedi, yani gücü arttırıldı. Ondan önceki güncellemede de gücü arttırılmıştı ve yine arttırıldı. Bu sefer isabet puanı. İsabet puanı dostlar %6 arttı. Yani daha dayanıklı olacak. Ne kadar faydalı inanın bilmiyorum. Yine kullanan olur mu? Yine sanmıyorum. Şimdi gece cadısı güzel gücü arttırılmış. Okey denerim ben birazdan. Şimdi burada savaş makinesi var. Savaş makinesinin biliyorsunuz iki vuruştan sonra artık yeteneği bitiyordu. İki vuruşluk yeteneği vardı. Bunu tekrar 3'e çevirdiler. Yani eski haline getirdiler dostlar. Onun dışında başka ne var? Bir de gizli Tesla var. Gizli Tesla ise dostlar şöyle göstereyim. Gizli Tesla'nın neyi arttırılmış? DPS. Damage per second. Yani saniye başı hasarı. 141 olmuş. Şöyle bir eskisine bakayım. Yani şu an hali hazırda eskisi varken yanımda eskisine bir bakmak istiyorum. Onu da telefondan açacağım dostlar. Saniye başı hasarına bakıyorum dostlar. 156'ymış. 141'e çekmişler. Yani bayağı zaten yazmışlar lan buraya. <laughs> <laughs> %10 azaltıldı diye otomatikman 141'e düşüyor. Yani bir nevi daha az artık hasar verecek Tesla'lar bize. Onun dışında Mega Mayın ve Mayın'da arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu, bu arada ekranı görmüş olduğunuz e, hesap. Bizim demo hesabımız. Burada zaten her şeyi görebiliyoruz. Burada Mega Mayın'ı görüyoruz. Mega Mayın'ın hasarı 550. Eskiden ne kadarmış dostlar? 620. Yani 620 hasardan 550 hasara düşürmüşler. Çok ciddi bir hasar düşüşü var Mega Mayın'da. Aslında bunu ne neden yaptılar biliyor musunuz cadı için arkadaşlar bakın mega mayının hem hasarını düşürdüler hem de canın e, cadının birazcık canını arttırdılar mayınlardan daha az etkilensin diye bir de normal mayın var arkadaşlar aha da burada şuradaki küçük normal mayınlarımız ise saniye başı hasarları daha doğrusu hasarları saniye başı hasarı yok bunların 206'dan 180'e düşürülmüş gördüğünüz üzere 206'dan yani inanılmaz ya. Diğer seviyelerinde arkadaşlar ekrana yansıtmışımdır. Merak etmeyin. Onun dışında başka ne var? E, i̇nşaat üstünde. İnşaat üstünde bu kadar. Yaklaşık 2-4-5 tane denge değişikliği. Bir de ana köyde arkadaşlar mutant askerler de var. Ben beklemiyordum mutant askerlerde bir değişiklik. Ancak getirdiler. Niye burada yok? Çünkü demo hesaptan kaldırmışlar. Mutant askerleri. İlginç. Sıkıntı yok. Biz de orijinal Clash of Clans'a giriş yaparız dostlar. Şimdi... Burada ana köyümüzde mutant askerlerde değişiklik var dostlar. Beklemiyordum şahsen açık söyleyeyim. Mutant askerlerde kimisinin canı, gücü arttırıldı. kimisi ise azaltıldı. Azaltılanlar arasından bakıyorum. Sadece tek bir asker var. O da şu anki basılı askerimiz. Ee, buradaki e, Love Balonu. Love Ballon'da ne, ne gibi değişiklikler var? Hemen bakayım. HP'si yani canı. Hani buradaki gördüğünüz isabet puanı düşüyor arkadaşlar. Benim şu an 10. seviye 10. seviyeden örnek vereceğim. Sizler de kendi seviyenize göre bulabilirsiniz. 10. seviyedeki 5850 olan şu an ekranda görüyorsunuz. 5265'e düşüyor ee, canı. Yani daha çabuk ölecekler arkadaşlar. Nasıl etkiler bizi? inanın bilmiyorum ama sanki biraz hızını alamamış Supercell bu ee, nerf konusunda. Yani kısacası demişler artık kullanmayın. 3-5 gün kullandınız yeter. Diğer askerleri kullanın. Resmen bunu demişler bize. Onun dışında sadece sadece can düşüşü var. Hani buradaki isabet puanı düşüşü var dostlar. Şimdi cadı golemin tarafından çağrılan big boysların DPS'i. Ha, bak şurada cadı golemin çağrılmış olan şurada büyük is bu değil lan bir tane daha var. Ha, şuradaki dev iskeletler var ya koca oğlanlar. Bu koca oğlanlar o kadar güçlü olmasına rağmen yine saniye başı hasarları arttırıldı. Saniye başı hasarı 355 426. Şaka yapıyorsun. 426'ya çıkmış çok iyi bakın bundan birkaç gün önce bunun videosunu çekmiştim buradaki koca olanlara öv öv bitirememiştim çok güçlü olduklarını söylemiştim yetmemiş bir güncelleme ile daha da güçlendirmişler yani artık cadı goleme geçmenin sırası geldi arkadaşlar onun dışında domuz sihirbazının ee, neyi arttırılmış buradaki domuz büyücümüzün hps yani canı 1205'ten 1387 gayet iyi bu arada bakın 1387 e, olacak yeni can puanı. Yani zaten bu hibrit videosunu çekecektim. İyi denk geldi. <laughs> Onun dışında herhangi bir hasar artışı var mı? Hasar artışı da yok arkadaşlar. E, bakıyorum gözümden kaçmasın sonra yok. Tamam sadece can isabet puanı arttırılmış domuz büyücüde. Bir de barçır yani okçu barbardaki ne var? DPS. Saniye başı hasar. Saniye başı hasar. 69'dan 76'ya çıkartılacak dostlar. Buradaki okçu barbarımız mutant okçumuzun dostlar. Sadece mutant askerlerde bir denge değişikliği var. Yani ben beklemiyordum açıkçası açık konuşayım ama şöyle bir şey var bakın. Biz bunu test yayında ilettik. Süpersel ekibine ilettik. Herkes söyledi. Bu balon çok güçlü diye. Biz ilettik arkadaşlar. Ama o zaman güç düşürülme e, yoluna gidilmedi. Direkt oldu gibi test e, yayınında ne, test serverında girmiş olduğumuz test serverında neyse direkt onu getirdiler oyuna. Biz söylemiştik ama yani güçlüdür diye. Ki baktı kimse diğer askerleri kullanmıyor. Sadece balonu kullanıyorlar. Adamlar e, güncellemeyi yapıştırdılar valla. Bu arada dünkü videomda da söyledim. Bugünkü videomda da söyleyeyim dostlar. Hem beleşe şuradaki İksirden, ekşi iksirden hem de deney madalyasından dostlar yararlanmak istiyorsanız açıklamalar ve yorumlar kısmına bir link bıraktım. Direkt oyuna yönlendirilen bir link. Hatta göstereyim. Sizler bu linke tıkladığınız gibi ben şu an tıkladım. Oyuna yönlendirecek ve oyuna yönlendirdiği gibi ödülünüzü almak ister misiniz der. Hemen ben evet dediğim gibi ödül alındı bakın. iksirim geldi, deney madalyam geldi. Bu şekilde ücretsiz bir şekilde deney madalyanızı ve ücretsiz iksirinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bence kaçırmayın. Dünkü videomda söyledim ama birçok kişi nasıl yapacağını bilememiş. O yüzden yorumlar kısmına ve açıklama kısmına sabitledim dostlar. Bilginiz olsun. Ya harbiden bir şey de, bir şey daha söyleyeyim mi dostlar? Bu askerin nerf gelmesi iyi oldu. Neden mi diyeceksiniz? Herkes birbirini üçlüyor. Bakın herkes birbirini üçlüyor ya. Normalde ben bu köye daldığım zaman okçu yani normalde süper barbar saldırısı yapardım. Ya yani süper okçuları nereye indirim nereye indirim diye düşünürken kafa patlatırdım. Şimdi hiç düşünmeye gerek yok. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şöyle 1 2 3 gönder abicim. Şu noktaya 1 2 3 gayet güzel. Bakıyorum şu sol taraf birazcık daha ağır bastı. Şöyle 1 2 3 Bitti bu kadar basit Hemen yandan askerleri salıyorsunuz bitti Köy 3 bu böyle bir saldırı olamaz zaten Şöyle kraliçeyi de bırakayım ee, Kelle avcısının bir tanesini bıraksam yeterli olacaktır Keşke bırakmasaydım ölecek ee, Onun dışında Şu noktaya Bebişi sağdan yollayacağım Şimdi kralın özelliğini Kullanmak istiyorum hızlıca oraya bir Halletsin duvar yıkıcıyı yollayabilirim Şimdi hatta şampiyonu da gönder gitsin Şöyle balonları yolla Koruyucuyu yolla zeplini gönder Gayet güzel bakalım. Kelle avcımı da yollayacağım dostlar. Şöyle bir kelle avcım var onu da göndereceğim. Ve koruyucunun özelliğini yapıştır gitsin. Gayet güzel. Bak püskürtücü nasıl vurdun lan sana oradan öyle. Şöyle öfke büyüsünü de salladım gitti. Hızlı bir şekilde ya, şu... ah, kasırgaya takıldık olmadı bu. Neyse yapacak bir şey yok. Şu noktaya bir dondurma yollayacağım. En azından ağır savunmaların bir kısmını temizleyelim. Şöyle bir, bir tane de buraya gönder. Balonumu yolla. Okçumu sağ tarafa gönder. Gayet güzel. Şu noktaya bir dondurma atacağım. Onun dışında şu noktada zehrimi atarım da acelesi yok. Daha bir sürü askerim var. Yani baksanıza o kadar güçlü bir asker ki ölmüyor. Ölmüyor arkadaşlar. Bildiğiniz ölmüyor. Nerf gelmesinde kime gelsin? Bu askere nerf gelmesinde kime gelsin? Ve zehirden de öyle kolay kolay da etkilenmiyor. Patladı mı? Abicim oy oy katliam çıkacak. Köpecikler etkileniyor bu arada onu da söyleyeyim. Neyse ki hala bir sürü köpeciğimiz var. Bunlar patlasın artık işime yaramıyor. Şuradaki rakibin kraliçesini de alsanız lan. Ha, alıyorlar güzel güzel. Güzel. Yani büyük male siz güncelleme videosunu izledikten bir gün sonra dostlar e, şibrit videosu atabilirim. Emin değilim ki de gelebilir. Daha karar vermedim. E, biliyorum çok istiyorsunuz ki öncelime. Sabır sabır arkadaşlar. Hadi bakalım diğer saldırıya geçelim. Bakalım kim çıkacak. Kim çıkacak. Ee, dır 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 dır. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz bak. Şöyle bakıyorum. Şu 1-2-3 ve 1-2 yaklaş kreşe biraz daha yaklaş 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 yaklaş. Tamam işte bu 1 2 3. Niye böyle yaptım? Hem kraliçenin canını da yarıya indirmiş oldum dostlar. 1 2 3 şunu da gönder. Bir tane daha yolla. Gayet güzel. Ya biraz geç attım ya. Şifaladı bak ya saçmalığa ya. Bunu göndereceğim. Kralı yolla. Duvar yolla. Şuradan bebişi yolla abicim. Kraliçeyi de gönder. Şimdi böyle yolla abicim balonları. Zeplini gönder. Bir duvar var onu da yollayacağım. İki buraya bir tane de buraya gönderdik mi iki kelle avcısı koruyucunun özelliğini yapıştır gitsin. Şu noktaya öfke atacağım. Bakın şu noktaya atmadım. Sağ tarafa attım çünkü oradan daha hızlı çıkmalarını istiyorum. Hatta şöyle Alır mısınız rakibin şampiyonu? Alırsınız. Şu noktaya da zehirimi atacağım. En azından rakibin kraliçesi bir nebze de olsa. Yavaşlasın ya. Ölmesin yavaşlasın. Şu çokluğun olduğu yere de dondurmamı yolladım. Bir baloncuğum kaldı. Onu da buraya göndereceğim. Tekrardan dondurmamı bu noktaya yollamak istiyorum. Kralın da özelliğini bastım gitti. Güzel. Şuraya da zehirimi... Zehirimi okçumu yollayacağım dostlar. Tertemiz bir 3 yıldız. Yani siz çok rahat bir şekilde 6000 6100 6200 kupalara çok rahat çıkarsınız arkadaşlar. Bakın net söylüyorum bu askerden çıkarsınız. Hadi bakalım şuradaki son depoyu da alalım. Yani daha kılandaki arkadaşlar 6000 kupa yapacaktı. Bu haberi duyunca çok üzülecekler. <laughs> evet harbiden çok üzülecekler ya. Çünkü 6000 kupaya kasanlar vardı. Maksat profilde orası 6000 gözüksün diye dostlar. Başka bir şeyden değil. Şöyle bonuslarımızı da almış olduk. Burada çık... Aa bak bunları ben basmamışım da bir dakika ben top basmam lazım. Ee, evet iki tane topum kalmıştı. Niye ben basmadım ya? Cık. Neyse 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 sağlık olsun. Bak yanlışlıkla bastım ha buradakine. 3 gün boşuna bekleyeceğiz. Burası %20'leri almış mıyım? Ha, almışım güzel güzel. Bayağı da ilerlemiş olduk. Burada herhangi bir şeye basabilir miyim? Evet koca öküzü bas gitsin aga. Koca öküzü de basalım. En azından bunları da aradan çıkartmış olacağız. Hatta şöyle bir şey daha yapabilir miyim? Ee, neredesin abicim? Ee, neredesin neredesin? Dost hayvan iksiri yok mu? Ana buradan tam burada olur daha dost hayvan iksiri. Neyse bari sen, seni al A, almayalım. 100 1000 madalyam kalmış kalsın. Laboratuvar bitik mi yok? Laboratuvarda bitmedi. Daha 4 günü var. O yüzden bir hızlandırma yapacağım buraya da. Ama bak baskın madalyam az olmasına rağmen buradan araştırma iksiri alabilirim. Bak 3 tanesini daha basayım. En azından iksirle bir şeyler basarız dostlar. 28 dakika sonra yani 4 saat sonra burası tamamen bitecek. Büyük ihtimalle şuradan kaya balonunu basabilirim iksirle. Çünkü iksirle basabileceğim tek o kaldı. Yavaş yavaş basarız. acelesi yok bu hesabında Çok rahat fullenecek. Daha köy 16'ya var arkadaşlar. Ama çok çok yani 4 ay falan tahminimce kaldı. Neyse. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok cici bakın. Kimseye karışmayın. Umarım dengeleme güncellemesini beğenmişsinizdir. Bence yerinde bir güncelleme dostlar. Sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.